Peki ameliyat sonrasında isterseniz bakalım nasıl bir yol çiziliyor. Biliyorsunuz ameliyat sonrası dirende, cilt dikişleri, yara, kan bunlar derken ve insan hangi normal şartlarda hayatına devam edecek? Evet. Tabii bu da hastaların çok merak ettiği bir şey. Çok ne kadar hastanede yatacağım ameliyat süresinde? Ameliyat süresi 1,5 saat yaklaşık. Ortalama bir gece hastanede yatar. Nadiren 2 gece uzuyor. Eğer liposakşına ve glandüler doku çıkardığımız olgularda içeride sıvı birikimini önlemek amacıyla diren dediğimiz küçük hortumlar yerleştiririz. Ameliyattan 1 gün ya da 2 gün sonra bu hortumları çekeriz. Dikişler gizli dikişler şeklinde olur. Emilen dikişler kullanırız sıklıkla. Emilmeyen dikiş kullandığımız zaman ameliyattan sonra bir hafta içerisinde alırız. Ameliyattan hemen sonra fazla olan sarkık cildin toparlanmasına destek olmak amacıyla elastik bandaj, tübüler bandaj dediğimiz elastik bandaj sararız hastaya. Bu görebileceğimiz muhtemel komplikasyonları azaltır ve meme cilt zarfını oturmasını sağlar. Yaklaşık 4-6 hafta kullanması gerekir. Bu süre içerisinde de ağır sporsal aktivitelerden uzak durması önerilir hastaya. Peki bu ameliyatlarda komplikasyonlar çok mu? Riski yine aynı demin konu işlediğimiz Karın germe ameliyatı da konuyla benzer mi? benzer mi? Benzer riskler bunda da vardır. Fakat ekstra görebileceğimiz komplikasyonlar nedir? En sık görülen komplikasyonlar ya meme dokusunun aşırı çıkartılması, meme ucu çukurda kalıyor, aşırı çıkartılmaya bağlı. Çay tabağı görünümü derler. Ya da yetersiz çıkarmaya bağlı halen bomba görünmesi ya da iki meme arasında asimetrik çıkarma, birisinden fazla çıkarılmış, birisinden normal çıkarılmış, asimetrik çıkarma. Ya da meme ucu hassasiyetinde, his duyusunda kayıplar görülebiliyor. Genelde bu kayıplar fakat 6 ay içerisinde geri dönüşümlüdür. Bazen az da olsa meme ucunda kısmi kayıplar görülebiliyor. Bu çok çok düşük bir ihtimal. Çünkü meme ucunun damarsal ağı zengindir. Yarım ay şeklinde kestiğimiz için üste kalan yarım hilal şeklinde gelen şeyden beslenmesi sağlanacaktır. Dolayısıyla bunlar görebileceğimiz komplikasyonlardır. Değişik oranlar var fakat yaklaşık 10 hastanın birinde görülebilir. Evet, şimdi bu sorum da biraz daha ilginç çünkü az önce hormonlardan da bahsedince ister istemez erkek gibi kadın gibi görünen erkek göğüsleri derken bu erkeklikteki cinselliği etkiliyor mu? Böyle bir çalışma var mı? Daha doğrusu belki iyi yönde bir işin esprisi de olabilir ama bu işin iyi mi kötü tarafı mı? Yani Açıkçası cinselliği etkiliyor mu? etkilese iyi yönde etkileme ihtimali yok O jinekomastide. eyvah işte. Şundan dolayı yok. Eğer etiyolojisinde testosteron hormonunun düşüklüğü, östrojen hormonunun fazlalığı varsa tam tersi bir etki yapabilir. Onun dışındaki olgularda ki bizim yaklaşık dediğim gibi %85 olguda herhangi bir neden tespit edemiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir ilişki tespit edilmemiş cinsellikle ya da başka bir şeyle ilişki tespit edilmemiş maalesef. Evet. İdiopatik dediğimiz. Evet. Şimdi isterseniz biraz da yağ dokularına bakalım. Sizin alanınız Tabii. neredeyse çok geniş. Ama işte önümüzde bahar ve yaz gelecek ki insanlar kendilerini en azından şimdiden hazırlamalı gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hastalığı tedavilerde veya iyileşme oranlarında en az bir 2-3 ay geçmesi gerekiyor. Yağ enjeksiyonları veya işte yağ dolgusu dediğimiz. Onlar nedir? Özellikle işte liposakşından az önce bahsettiğiniz yağ alma, aldırma veya işte çekme gibi. Bunlar nedir ve kimlere uygulanır? Kimlere ihtiyaçları vardır? Evet. Yağ enjeksiyonu ile yağ dolgusu ile tedavi yöntemi son zamanlarda çok popüler olan bir tedavi yöntemi. Özellikle Avustralya'da cerrah Coleman tarafından çok popülerize edildi bu yöntem. Çok avantajları var. Bir kere otolog doku, yani vücudun kendi dokusu. Yabancı bir şey değil. Yani var olan, vücudumuzda var olan bir dokuyu kullanaraktan bir deformiteyi, bir estetik olarak nahoş göze gelen deformitenin düzeltilmesi avantajlı bir şey. Otolog doku olması. Nedir bu işlem? 2 milimetrelik küçük borucuklarla, kanüllerle yapılan küçük kesilerle ve bu kanülleri kullanarak vakumla alınan yağların belirli işlemden geçirildikten sonra
vücudun başka bir yerine transfer işlemidir. Cilt altına transfer işlemidir. Nerelerdir bunlar? Özellikle yaşlanmaya bağlı olarak ya da travmalara bağlı olarak. İşte nazolabiyal dediğimiz burun, her iki burun kanadının sağlı sollu yanları ile aşağıya doğru uzanan doğal kırışıklıklar. Alt göz kapağının altındaki çukurluk, derin kırışıklıklar, ayrıyeten vücudun diğer bütün doku eksikliği olan bölgelerde uyguladığımız bir işlemdir. Dediğim gibi otolog bir dokudur. Hiçbir alerjik reaksiyon, alerjik yan etki yapmaz. Kendine ait riskleri, en fazla görülen riski nedir? Koyduğumuz, replase ettiğimiz yağın vücut tarafından emilmesidir. Bu da %40 ile %60 ihtimalledir. Yani 100 mililitrelik bir nakil yapmışsak 40-50 litresi, 40-50 mililitresi emilecektir. Kalan yarısı vücut tarafından korunacaktır. Dolgu olarak kalacaktır. Bir diğer avantajı şudur, çok önemli bu. Yapılan birçok çalışmalarda yağ hücrelerinin stem cell dediğimiz kök hücrelerinin kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Yani tek başına bir doku kaybını önlemenin yanı sıra anjiyogenez dediğimiz yeni damarların oluşmasında ve cildi daha parlak, daha canlı göstermesi açısından da çok avantajlı bir tedavi yöntemidir. Lipofilik, dolgu yöntemi olarak. Birçok değişik endikasyonları var. Dediğim gibi bir kısmı sadece estetik olduğu gibi nadir de gördüğümüz bir kısım sendromlar. Mesela Peyer-Romberg sendromu dediğimiz bir sendrom ki ben 6 ya da 7 defa gördüm. Vücudun sağ yüz yarısı normal, diğer yüz yarısı ya da sol yüz yarısı normal. Diğer yüz yarısı ise tamamıyla bambaşka bir yüz. Çukur, sadece kemik gibi görünen bir yüz. Atrofik, cilt altı dokuları tamamen erimiş. Sanki bir nevi yanmış gibi bir yüzdür. Bu hasarda da biz aynı şekilde lipoplasti dediğimiz yağ dolgu maddesiyle simetriyi sağlamaya çalışıyoruz. O nakillerde de aynı şekilde bu dolgu kullanmıştır mutlaka. Hangi nakillerde? Yüz nakillerinde. Hayır, yüz nakillerinde yüzün kendi kaslarıyla beraber aldığımız için zaten vericinin herhangi bir hastalık taşımaması gerekiyor. Dolayısıyla uygun vericiden alırız biz. Yani vericinin mesela 60 yaş üstündeki hastaların yüzünü almıyoruz. Belli şartları var. O şartlı yüzünde iz olan, yüzünde yanık olan herhangi bir hastanın yüzünü almıyoruz. Dolayısıyla sağlam yüzü olan hastaları aldığımız için anında yüz nakli sırasında bu işlemi yapmıyoruz. Ha ne olur? Yüz nakli yaptık. Daha çok az olgu olduğu için henüz dünyada toplam 50'ye yakın yüz nakli yapılmadı. Bunlar için daha çok erken konuşmak. Fakat yüz nakillerinde dahi lipoplasti bir tedavi yöntemidir. Evet. Engel olan bir şey yoktur. Şimdi sorularımız da gidiyor. Gelen soruları buyurun, konumuza göre ben bekletiyorum. Hı-hı. İzleyicilerimiz yanlış anlamasınlar ama şimdi önüme de bir soru geldi. Hemen konumuzla alakalı diye okuyacağım. Sinem Nergizoğlu aramış bizleri. Ayhan Bey, tebrik ediyorum. Çok güzel program izliyoruz demiş. Biz de teşekkür ediyoruz, izliyorsunuz diye. Hocama bir sorum olacak demiş. Yağ alma ameliyatlarını hangi hastalara öneriyorsunuz? Teşekkürler. Aynı zamanda yine sizin meslektaşlarınızdan sayılır. Diyetisyen Sayın Sinem Nergizoğlu. Tabii. Şimdi yağ alma işlemi, yağ verme işleminden farklı bir işlem. Nedir yağ alma işlemi? Liposuction dediğimiz yine vakumlu ve kanüller kullanarak vücudun istenmeyen yağ depolarından uzaklaştırma işlemidir. Liposuction kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değildir. Bu çok önemli. Liposuction'da alınan miktar hastanın kilosunun %5'ini geçmemelidir. Geçerse ne olur? Ciddi risklerle karşılaşma ihtimalimiz artar. Bazıları çok korkutucu risklerdir bunlar. Dolayısıyla ideal bir liposuction hastası nasıl bir hastadır? Hastanın vücut kitle indeksi dediğimiz body mass indeksi 20-25 arasında ya da 25-30 arasında da olabilir. Hafif kilolu da olabilir. Fakat
sporlara rağmen veremediği bazı kiloları vardır. Bazı bölgeler daha dirençlidir kilo vermeye. Ve hastanın cilt yapısı da esnek ve korumuş halen esnekliğini, sarkma yok. Ve bu hastalar liposakşın için en uygun hasta gruplarıdır. Cildi esnek, sarkmış değil, bölgesel kiloları var, bölgesel yağlanmaları var. Bu hastalar liposakşın için en uygun olan hasta gruplarıdır. Dediğim gibi 70 kiloluk bir hastayı düşünün, alınacak miktar 3-3,5 litrelik bir yağdır. Bu hem ameliyat sonrası bizim göreceğimiz komplikasyon riskini artırır, azaltır, belirgin ölçüde azaltır. Hem de ideal kontürü sağlar. Yani liposakşın zayıflamadan ziyade kontür düzeltme ameliyatıdır. Evet, yani insanları direkt tornaya sokmuyoruz. Çok önemli. Peki. Çok önemli. Peki bu yaş, bu yağ olaylarında yine yaş sınırı var mı? Hayır. Yine normal. Hayır. Bir de lazer yardımı diye bir liposakşın, şey okumuştum. Tabii liposakşının teknikleri vardır. Yani kuru liposakşın, kuru teknik, ıslak teknik, wet teknik, süper ıslak, süper wet teknik ve tümesent tekniği teknikleri vardır. Bir de daha güncel ultrason ve lazer lipolizli liposakşın. Bunların her birinin birbirine avantaj ve dezavantajları vardır. Ultrason ya da lazer lipolizli liposakşının avantajı nedir? Bazı bölgeler liposakşına dirençlidir. Bunun ultrason ses dalgalarıyla ya da lazer ile yağ hücreleri arasındaki bağların yırtılması ve vakumla daha kolay çekilmesini sağlar. Dezavantajı nedir? Çok şiddetli ısı yapar. Eğer cilde yakın yaparsak cilde yanıklara neden olur. Dediğim gibi bu tekniklerin her birisinin avantajları ve dezavantajları vardır. Hastaya göre değişir. Fakat benim en çok tercih ettiğim ıslak ya da tümesent teknik dediğimiz tekniktir. Burada hastanın ameliyat sonrası ağrısı daha azdır, kan kaybı daha azdır, aldığımız yağ hücreleri daha fazladır, hasta daha erken dönemde mobilize olur. En sevdiğim teknik tümesent tekniktir. Dediğim gibi ultrasonu da lazer lipolis tekniği normal konvansiyonel liposakşına cevap vermeyecek derecede dirençli liposakşınlarda tercih edilir. Fakat dezavantajını da akıl tutmamız gerekir. Dokuda ısı yapar. Çok dikkat etmek gerekir. Zemini ıslak tutmazsak ya da zeminin nemini ayarlamada bir problem yaşarsak ciltte her an kaçınılmaz yanıklara neden olabiliriz. Evet, onlar böyle riskleri var diyorsunuz. Mutlaka. Peki isterseniz biraz da meme kanseri sonrası onarıma geçmek istiyorum. Aslında izleyicimizin de buna bağlı olarak gerçi konuyla biraz daha uzak ama isterseniz ben izleyicimizi daha da fazla tutmak istemiyorum. Eş 25 yaşında, göğüsleri büyük ve sarkık. Bu yaşta ameliyat ettirmek mümkün mü demiş bir izleyicimiz. Mümkündür. 17-18 yaşında bile virjinal hipertrofi dediğimiz, daha hiç gebe kalmamış, süt kanalları oluşmamış, ergenliğe yeni geçmiş kızlarda bile dev ebatlarda meme görülebiliyor. Bunun ismi virjinal hipertrofi. Sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte en fazla kabul gören teori meme süt bezlerinin östrojen hormonuna, meme hücrelerinin östrojen hormonuna aşırı hassas olması. Kaldı ki o hastalığı dahi uygularken 25 yaşındaki sırt ağrılarının neden olan büyük memeli hastamızla uygulamamız düşünülemez. Uygulanabilir. Hiçbir korkulacak bir ameliyat değildir. Özellikle bunlar sırt ağrılarına, omuz ağrılarına, boyun ağrılarına, servikal hernilere kadar, boyun fıtıklarına kadar varabilecek ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Meme dokusu altında terlemeler, mantar, dermatitler neden olur. Sırta kifoz dediğimiz kan burulaşma yapabilir. Yani bunlar artık estetikten ziyade artık yapılması, sağlık konusunu tehdit eder duruma gelen hastalıklardır. Hiçbir sakıncası yoktur. Evet. Şimdi kanser sonrası meme onarımı çok önemli. Özellikle son yıllarda artan bir meme kanseri sonrası. Mastektomi hakikaten son derece artık günümüzde revaçta. Bu nedir efendim ve kimlere uyguluyoruz? Dediğiniz gibi meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. Çok sık gördüğümüz bir kanser. Ve tedavisi, çoğunlukla tedavisi mastektomi dediğimiz meme dokusunun tamamen alınması.
Eğer daha erken evrede yakalanırsa ki maalesef olguların çok az, ülkemiz için söylüyorum, olguların çok az kısmında erken dönemde yakalayıp sadece küçük bir kitle çıkarılarak meme dokusunun büyük bir kısmını koruyup küçük bir kitle çıkararak tedavi mümkün olmakta. Maalesef ama ülkemizde olguların çoğunluğunda mastektomi dediğimiz meme dokusunun tamamen alınması gerekmektedir. Bu meme kanserinin evresiyle ilgili olan bir şeydir. Meme rekonstrüksiyon dediğimiz meme onarımı ise bu hastalarda hem vücut dismorfik bozukluk dediğimiz psikolojik bir hastalık vardır. Hastanın psikolojik olarak kendini vücuduyla barışık hissetmeme durumu. Kadınlarda çok önemlidir biliyorsunuz. Dolayısıyla bir meme rekonstrüksiyonu bu hastaların psikolojik ve sosyal adaptasyon açısından çok önemlidir. Nedir bu? Vücudun ya kendi dokusunu kullanaraktan, otojen kaynak dediğimiz, ya da protezler aracılığıyla ya da ikisini beraber kombine ederek yaptığımız tedavi şekilleridir. Evet, peki şimdi meme kanseri ameliyata girdi ve meşru doktor uygulandı ama bu hangi süre sonra siz devreye girmeniz gerekiyor? Ameliyatla beraber mi, sonra mı, yoksa yaranın iyileşmesini mi beklemek gerekiyor? Güzel, güzel bir soru. Şöyle ki, zaten meme kanserli mastektomilerin sonrası meme rekonstrüksiyonun iki süreçte yapılır. Ya immediate dediğimiz, hemen genel cerrah mastektomiyi yapar, çıkar, biz yıkanırız, steriliz oluruz, ameliyata gireriz. Bu hasta uyur, meme kanserli uyanır, kanser alınmıştır ve vücudun bir yerinden ya da dış kaynaktan bir meme yapılmıştır. Bu hemen yapılan rekonstrüksiyondur. Bunu ne zaman tercih ederiz? Özellikle erken meme kanserlerinde, evre 1 ve evre 2 dediğimiz erken meme kanseri hastalarında tercih ederiz. Avantajları çok daha başarılı estetik sonuçlar vardır. Daha ucuzdur sosyoekonomik olarak, çünkü hastanede kalış süresini azaltır. Bir anestezi altında iki cerrahi aradan çıkarmış olur. Bazen de daha ileri meme kanserlerinde mastektomi yapılır. Hastanın radyoterapi ve kemoterapi alması gerekmektedir. Belli bir süre geçmesi gerekir ve hasta tümör free dediğimiz tümörden uzaklaştığı andan itibaren tamamen tedaviler bittikten sonra meme rekonstrüksiyonu yaparız. Buna da geçiş meme onarımı diyoruz. Anladım. Peki o radyoterapi alma durumunda yapılan onarım zarar görme şansı var mı? Yani radyoterapinin bir dezavantajı var. Nedir o? Radyoterapi alan hastalar meme protezi, yani silikon ya da salin içeren meme protezleriyle onarıldığı zaman komplikasyon oranı çok yüksek. Dolayısıyla bu hastalarda daha ziyade otojen kaynakları kullanmak durumundayız. Nedir bu kaynaklar? Sırttan alabiliriz. Karın alt dokusundan alabiliriz ya da kalçadan da alabiliriz. Bunlar mikro cerrahi olarak transfer edildiği gibi pedikülü dediğimiz kendi damarları korunarak da transfer edilebiliyor. Fakat dediğim gibi radyoterapi almamış olgularda ise meme protezleri ya silikon içeren ya da salin içeren meme protezleri de aynı sonucu vermekte. Peki teknik olarak düşündüğünüz zaman hangi teknikler ön plana çıkıyor? Mutlaka avantajlar vardır veya hastaya açıkçası, göre farklı uygulanabilecek. Hasta zayıfsa, karın dokusu yoksa ve radyoterapi almamış ise, yani bu ne demektir? Hastanın otojen kaynağı yoksa ve radyoterapi almamış ise bunlara göğüs kası altına yerleştirilen meme protezleriyle onarım daha başarılı estetik sonuçlar vermekte. Bu direkt proteze yerleştirildiği gibi bazen bir balon konur, expander dediğimiz, cilt büyütülür, daha sonra balon çıkarılır, kalıcı meme protezi konulur. Bu hastanın yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Sonraki süreçte ise sağlam memesi, onarılan memeyi estetik olarak benzetmek için ya dikleştirilir ya da o da protez desteğiyle büyütülebilir. Bu simetriyi sağlamak için. Bu diğer memenin konumuna göre farklıdır tabii ki. Eğer hasta kiloluysa, yeteri kadar karın dokusu varsa, radyoterapi de almış ise ve eski teknik olan radikal mastektomi dediğimiz göğüs kası da almışsa, mecburen bu tür hastalarda otojen kaynağı kullanmak durumundayız.
bunlara meme protezi uygun değildir. Otojen kaynaklarda en sık kullanılan kaynak karın alt bölgesidir. Burada hasta hem karın germe ameliyatı olmuş olur. Avantaj sağlamış oluyor. He, o estetiği aradan çıkarmış olur. Ve bu karın dokusunda meme yaparak meme onarımı ameliyatı yapılmış olur. Dediğim gibi birbirinden üstünlükleri vardır, artısı eksileri. Bunu değerlendirirken bütün bu faktörleri, etkileyen faktörleri birlikte düşünüp en uygun olanı seçmek lazım. Evet. Peki şimdi bunu da bir kenara bıraktıktan sonra sizin o kadar çok alanınız geniş ki biz özellikle belirli başlı konuları almaya çalıştık ama şimdi deri kanserleri diyoruz. Deri kanserleri kanserler içinde en masum olanlardan bir tanesi, neredeyse öldürmeyen türler olarak bilinir. Peki deri kanserleri nedir? Sizin hangi branşta veya daha doğrusu hangi alanınızda siz devreye girebiliyorsunuz? İşin gerçeği öyle bilinirdi demek lazım. Öldürmeyen diye bilinirdi. Fakat deri kanserleri de öldürücü olabiliyor. Çünkü sosyoekonomik seviye arttıkça güneşe maruziyet artıyor tatillerle beraber. Ve bu da kanser gelişimini tetikliyor. Biz güneşe maruziyeti çok fazla önermiyoruz. Bilindiğinin aksine. Nedir tetik olmamız gereken şey? İyileşmeyen ciltte yaralar varsa uyanık olmamız gerekiyor. Deri kanserinin habercisi olabilir. Ya da yıllardan beri var olan bir nevüs, bir benin ya da yakın zamanda ortaya çıkmış bir bendeki değişiklikler, 6 milimetreden daha büyük olması, ne bileyim kenarında da düzensizlikler olması, ne bileyim üzerinde kılcal damarlanmaların olması ya da renginde koyulaşmaların olması kanserin belirtisi olabilir. Bu tür durumlar tespit edildiğinde hastaların hiç tereddüt etmeden bir plastik cerrahiye başvurması gerekir. Bu lezyondan şüphelendiğimiz anda biyopsi yapmamız gerekir. Ya size bunu izah etmemiz gerekir. Bıçak değerse türleri bunların. Evet, o lafa da geleceğim. Yani bıçak değerse kötüleşir. Kötüleşir. Değmezse yani gülistanlık mı olacak? Değil mi? Evet. Yani tamam biz hiç bıçak ameliyat etmeyelim. Ne olacak? İnsanlık ömrü her geçen gün uzuyor. Niye uzuyor ki? Bunların o 50 yıl önce kısayken niye şimdi uzuyor? Dolayısıyla belli başlı tedavilerin sonucunda bu. Kanserden ölümler azalıyor. Kansere bağlı yaşam, kanser sonrası, tedavi sonrası yaşam süremiz uzuyor. Bütün yapılan çalışmalar bunu destekliyor. Daha önce, belki o sözün kaynağı neye dayanır bilmem ama ameliyatla alınan bir kitle, şüpheli bir kitle, tümör çıkmasa bile potansiyel olarak tümöre aday bir kitlenin çıkarılması dahi faydadır. Şüphelenmek önemlidir. Biyopsi önemlidir. Bundan kesinlikle kaçınmamak lazım. Evet. Çeşitler nelerdir? Biraz önce sorduğunuz gibi. En sık gördüğümüz cilt kanseri baz hücreli kanserdir. Masumdur. Allah'a şükür yani. En sık görüyoruz ve en masumu. O yönden şanslıyız. 70-80 oranında görülüyor. Hemen hemen hiç başka yere metastaz yapmaz. Yayılma yapmaz. Bir diğer hücre gördüğüm, bir diğer kanser tipi ise epidermoid, yası hücreli kanser dediğimiz kanser tipi. Bu tehlikelidir. En sık sigara içenlerde, güneşe uzun süre maruz kalanlarda, ne bileyim açık tenli, mavi gözlü olmak bir aday, daha fazla risk, daha fazla görülüyor bu hastalarda. Lenf düğümlerine, lenf bezlerine çabuk yayılıyor. Dolayısıyla lezyondan şüphelendiğimiz anda yine biyopsi yapıp diğer birinci bahsettiğim tümörden daha agresif bir cerrahiyle onarılması gerekiyor. Bir diğer en kötüsü. Gördüğümüz ki en kötüsü melanom dediğimiz Amerika'da en çok öldüren dördüncü kanser. Kanserden ölümlerin kansere bağlı ölümler içerisinde dördüncü sıradadır melanom. Kötü bir kanserdir. Tedavisi erken teşhistir. Bakın tabir önemli, tedavisi erken tanıdır. Geç tanı konduğunda maalesef çoğu zaman işten geçmiş oluyor. Evet. Şimdi travmaya bağlı, özellikle de doğumsala da bağlı olarak da yüz kemikleri diyoruz. Kırıklar,
daha doğrusu yüz kemikleri kırıkları. Bu soruya aslında bir genelleme yaparsak neler söylemek istersiniz? Yani şöyle söyleyeyim, yüz kırıkları da plastik cerrahi ilişkisine ortopedi mi yapacak falan. Evet, yani. Evet. Çünkü kırıklarda ne işi var plastik cerrahi diye soru var. Yok, plastik cerrahi dediğim gibi geniş bir branş. Yani tırnak batmasından saça kadar, saç ekimine kadar belli bir alanı olmayan, göz bir alanı vardır, kulak, burun, boğaz bir yeri vardır, işte uroloji bir yeri vardır, kadın doğum bir yeri vardır. İşte genel cerrahi, batın cerrahisi olmuştur artık. Göğüs cerrahı, toraks cerrahı, kaptamar cerrahı, beyin cerrahı, hepsini biliyorum. Plastik cerrah, her taraf. Yapışık ikizlerin tedavisinde birinci cerrah plastik cerrahtır. İşte yüz nakillerinde, kalp nakillerinde, kol nakillerinde, ne bileyim, rahim naklini dahi plastik cerrahı ilk yapıyor. Dolayısıyla yüz kırıklarında da plastik cerrahı var. Nedir bu yüz kırıkları? Kafatası kırıkları değil. Kafatası beyin cerrahisinin alanına giren bir alan. Fakat alın dediğimiz frontal bölge kırıkları, göz çevresi kemikler ki bu 7 kemikten oluşan kırıklar, nazal dediğimiz burun kemiği, zigoma dediğimiz elmacık kemiği, üst çene kemiği ya da alt çene kemiği kırıkları yine plastik cerrahinin alanına giren kırıklardır. Bunlar ölümcül değildir. Fakat ciddi fonksiyonel ve estetik deformitelere neden olur. Dolayısıyla böyle bir hasta geldiğinde eğer başka ilave bir sıkıntılar yoksa ilk 24 saatte ameliyat edilmelidir. Fakat daha geç gelirse vücudundaki şişlikler önem geçtikten sonra tedavi edilse daha uygundur. Yapılması gereken nedir? Kafa içinde, göğüs boşluğunda ve batın içinde herhangi bir hastalık yoksa, herhangi bir travmaya bağlı bir şey yoksa plastik cerrahi. Varsa önce bunlar tedavi edilir. Daha sonra plastik cerrahi. Doğumsal kulak anomalileri içine koyabilirsek. Bir başka alanımız, konjenital anomaliler, doğuştan anomaliler. Nedir bu? Elde görülen yapışıklıklar, yapışık parmak, çok fazla parmak olması, genital bölgenin anomalileri, kulak anomalileri, yarık kulak damak defekleri. Bunlar konjenital dediğimiz doğuştan görülen hastalıklardır. Kulak anomalileri bunlardan biridir ki biz bunlar mikroşiya deriz. Kulak yokluğu. Bu kulak yokluğu değişik derecelerde olur. Kulağın tamamen yokluğundan hiç yok kulak. Sadece kulağın önündeki şurada tragus dediğimiz bir kalıntı var. Kulak kepçesi, lobülü, kulak memesi, üst kıkırdak, iç kıkırdak hiçbirisi yok. Değişik derecelerde olabilir, değişik tiplerde olabilir. Konkal tip dediğimiz ya da lobüler tip dediğimiz ya da küçük konkal tip dediğimiz ya da anotia dediğimiz değişik formlarda olabilir. Bunların da tedavisinde yine plastik cerrah rol oynar. Nedir bunların tedavisine dikkat edilmesi gereken? Böyle bir hastalık var. Var. Bu hastalığın etiyolojisine, sebebini incelemeye çalışırız. Bazı genetik hastalıklarla beraber görülebiliyor. Bazı sendromlarla beraber görülebiliyor. Onları ekart ettikten sonra tedavisi cerrahidir. Ne zaman yaparız? 6 yaşında ideal, okul yaşına başlamadan önce yapılması daha uygundur. Dünyada iki görüş vardır bu konuyla ilgili. Ki bu iki görüşü savunan insan bu hastalığın en sık görüldüğü ülkelerde yaşıyor. Biri Nagata, Japonya, diğeri Brent, Britanya, İskoç asıllı. Britanya'da yaşıyor. Bu iki bölge kulak anomalilerinin kepçe kulak dahil olmak üzere en sık görüldüğü bölge. Dolayısıyla ona bağlı cerrahlar da daha fazla ameliyat yaptığı için o konuda daha fazla söz sahibi olabiliyorlar. Bunun ikisinin farklı trendler, farklı tedavi prensipleri belirlese dahi temelde bazı şeylerde ortaktır. Nedir? Bir kere kaburgadan yapacaksınız. Kendi dokusundan yapacaksınız. Dışarıdan bir protez ya da bir silasetik bir şey değil. Nedir bu? İkinci ortak aşamalar şeklinde olacak. Tek aşamada mükemmel bir kulak yapmak mümkün değil. Önce kaburga alınır, masanın üstüne konulur, heykeltıraş gibi diğer kulağın fotoğrafı çekilir, o çizilir, yanınıza konur, o kulağın ayna görüntüsü, simetrik görüntüsü elde edilir ve heykeltıraş gibi o kulağın oyma işlemine başlarız kaburgayı. Ve daha sonra bunu kulak olmayan bölgeye naklederiz. Belli bir süre geçtikten sonra, ki bu süre niçin önemli? Naklettiğimiz kıkırdak ile bu bölgedeki cildin arasındaki damarlanmanın sağlanması gerekir.
belli bir süre geçtikten sonra kafatasından ayırırız, arkaya bir çatı koruruz, belli bir açı olması gerekir, yaklaşık 30 derece bir açı olması gerekir. Kulak nemesini yaparız ve dediğim gibi tragus dediğimiz şu kıkırdak rekonstrüksiyonunu yaparız. Ortak görüş dediğim gibi kaburga kullanacağız ve aşamalar şeklinde olacak. Dediğim gibi bu da plastik cerrahinin zor çünkü heykeltıraş gerektiren, sanat gerektiren bir şey. Çok iyi kulak yapmak çok çok zor bir şey. O kıvrımları, o estetiği, o açıyı yakalamak bir hayli zordur. Evet, gecenin finali gibi oldu tabii. Bu konuşma hakikaten çok hoştu. Peki şimdi özellikle de yarık dudak, yarık damaktan da bahsettik aslında. Bunları tedavi etmezsek veya işte kulak yapımını, bunları tedavi etmezsek ne gibi sakıncalar meydana gelir? Şimdi kulak tedavi edilmezse sadece estetik bir kaygıdır. Kayıp olur. Çünkü kulak yokluğu genellikle mikroşiya dediğimiz kulak yokluğu ya da kulak defekti işitme sorunu olmayan defektlerdir. Çünkü işitmenin iki komponenti vardır. Bir hava yoluyla gelen, bir de kemik yoluyla gelen işitmedir. Hava yoluyla gelen işitme olmasa bile kemik yoluyla gelen işitme sağlam olduğu için bu hastalar duyacaktır sağlam. Dolayısıyla estetik nedenlerle biz kulak ameliyatını yaparız. Fakat yarık dudak damak ise bambaşka bir şeydir. Yarık dudak damak birçok faktörlerin etkin olduğu, çevresel faktörler, genetik faktörlerin etkin olduğu, çok geniş yelpazede incelenmesi gereken bir hastalıktır. Tek başına görülebileceği gibi başka hastalıklarla beraber görülür ki biz bunlara sendrom deriz. Sendromun bir parçası olabilir. Estetik kayıptan ziyade, burası çok önemli, yarık dudak damak estetikten ziyade yapılması gereken, sağlık için gereken bir ameliyattır. Neden? Çok önemli. Bakın, eğer burun boşluğumuz ile ağız boşluğumuz birbirinden damak vasıtasıyla ayrılmaz ise ne olur? Birincisi, emme refleksimiz gelişmeyecektir. Su içemeyeceğiz. Çocuk meme ememeyecektir. Yeterli. Yaptığı vakit burundan kaçak olacaktır. Başka ne olacaktır? Yedikleri burundan gelecektir. Başka ne olacaktır? Yedikleri soluk borusuna kaçacaktır, enfeksiyon olacaktır. Başka ne olacaktır? Bunlara bağlı gelişme geriliği olacaktır. İyi beslenemeyin. Başka ne olacaktır? Biliyorsunuz iç kulak ile ağız boşluğu ve nazofarenks dediğimiz boşluk arasında bir tüp vardır, Öztaki tüpü. Hı hı. Hatta ani yükselmeler mesela uçakta birdenbire basınç yüksekliği olduğunda kulağımıza bir şey olur. Bir patlama, bir his duyur. Ya da karayoluyla ani bir yokuş, bir işte tırmanmaya girdiğimizde de aynı şey olur. Bunun tedavisi nedir? Yutkunmadır. Yutkunarak tedavi ederiz. Yani ani basınç değişikliği oldu, yutkun. Geçer. Bu östaki tüpü iç kulağın basıncına ayarlar. Bu tüpte de bozukluk oluyor. Ve buna bağlı sık iç kulak ve orta kulak iltihapları oluyor. Ve buna bağlı olarak da bu hastalarda %50 işitme kaybı görülüyor. Dolayısıyla çok komponentli. Ve bunların hepsinden daha da önemlisi belki de hastanın konuşması bozuluyor. Burundan konuşma. Hiç anlaşılmaz. Yarık dudak damak hastası olan 20-22 yaşında bizim 4 hastamız oldu. Çok nadir. 20-22 yaşına gelmiş damak yara ameliyatı olmamış. Çok nadirdir. Sosyal kültürel seviyeyle ilişkilidir. Hastanın hiçbir konuştuğunu anlayamazsınız. Bu aslında işitme problemi de vardır. Geçirilmiş sık enfeksiyonlara bağlı. Peki bunlar ameliyatlar ne zaman yapılmalı? Bu yaş sınırı var mı bunlar için? Tabii ki. Diğer rahatsızlıkların farklı bir şeydir bu. Üst sınır 24 aydır. Ve bu kabul görmüş tartışma götürmeksizin 24 ay yapılması gereken üst sınırdır. İdeali daha erken yapmaktır. Ne olur 24 aydan sonra yapılırsa konuşması düzelmeyecektir. Beyin ona adapte oldu çünkü. Yani ağız içi basıncımızla burun içi basıncımız arasında bir denge vardır. Bu dengeye göre beyin konuşma merkezi kendini ayarlar. Ve bu ilk 1,5 yaşına kadar ayarlanmaz ise 2 yaşından sonra yapılan ameliyatta beyin adaptasyonu artık olmayacaktır. Çünkü beyin kendini ona göre programlamıştır artık. O programlamayı yapmadan önce ameliyat yapmak lazım. Riskleri vardır ameliyat.
aşacağımız problemler çoktur. Orta yüz geriliği dediğimiz gerilik olacaktır. Yarık damak ve dudakla beraber ya da sadece yarık, ciddi yarık dudaklarda burun deformitesi olacaktır. Dediğim gibi ameliyat sonrası fistül dediğimiz üst damak delik olma ihtimali vardır. Bak, bunların hepsinin tedavisi vardır. Yeter ki hasta böyle bir deformite ile karşılaştığında bunun plastik cerrah ile beraber pediatrist, çocuk doktoru, ortodontist, çene cerrahı ve konuşma terapisti, speech terapisti, konuşma terapisti gibi branşların kombine olarak beraber yaptığı, beraber takibiyle yapması gereken bir hastalık olduğunu bilmesi gerekir hastanın. Ve bunun tedavisinin mümkün olduğunu, hatta ve hatta şu an gebelikte yarık dudak ameliyatı, yarık dudak damak hastalığı patologlar, kadın doğumcular tarafından ultrasonla çabuk tespit edilmekte. Bu konuda da hastaya bilgi veriyorlar. Bu konuda çok gelişmiş ultrasonlar da çıktı. Bu da iyi bir gelişme bizim için. Bu da plastik cerrahinin zaten diğer bize yarık dudak damakla ilgili sadece bu konuyu anlatan böyle kalın mücellet kitaplarımız vardır. Cerrahi tekniklerini anlatan. Temelini anlatıyor yarık dudak. Damak. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında ben teşekkür ederim. O kadar çok geniş bir konu ki sizin branşınız. Evet. Neredeyse tüm branşları da kaplıyor. Efendim, biz başka programda da sizi görmek isteriz. Umarım başka konularda da beraber oluruz. Ben teşekkür ederim. Ederiz. Davet ettiğiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Biz yarın yine buradayız. Antakya Özel Akademi Hastanesi plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Duymaz'la beraberdik. Hakikaten ben çok keyif aldım bu programdan. Umarım sizler de aynı duyguları paylaşırsınız. Evet, yarın görüşmek üzere. Ben ve ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize ve çevrenize iyi bakın. İyi davranın dostunuza, hatta düşmana bile birazcık hata payı bırakın. Hoşçakalın.